Hanımlar beyler, son yarışmacımızla beraberiz. Şu son yarışmacımız bütün sülalesini toplayıp gelmiş. O yüzden biraz tedirginiz. Başımıza acaba neler gelecek? Tevfik Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Neler yapıyorsunuz? Sağ olun, iyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. İyi, fena değiliz. Bir bankacıymışsınız. Bankada, evet, bankada çalışıyorsunuz. 17 senedir. Oo. Bankacıyla devam ediyoruz. Peki, yalnız gelmediniz evet. Ve zaten başka tanıdığınız kalmamış gibi dışarıda. Kimler efendim bunlar? Hoş geldiniz. Siz kimsiniz? Hoş bulduk. Efendim? Teşekkür ederim. Dilek Semercioğlu ben. Eşiyim. Aa, ne kadar güzel. Siz ne yapıyorsunuz? Ben evdeyim. Çalışmıyorum. Harika. Ailecek geldik. Evet. Kendisine başarılar diliyorum. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Yanınızdaki beyefendi kim? Hemen veriyorum. Merhabalar. Halil İbrahim Semercioğlu. Ben de Tevfik'in abisiyim. Öyle mi? Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir havayolu şirketinde kaptan pilotum. Aa, ne kadar güzel. Evet. Bildiğimiz en büyüğü mü? Yani milli havayolumuz. Aynen, evet, harikulade gurur duyduğumuz havayolumuz. Evet. Çok güzel. Siz kelime konusunda güveniyor musunuz Tevfik Bey'e? Tevfik çok sıkı takipçiniz. Evet. O yüzden Tevfik'e bu konuda güveniyorum açıkçası. Harikulade. Siz de yalnız bırakmadınız. Evet. Ne tatlı bir kardeşin hareket. Yanında olmak istedim. Çok zarifsiniz. Önünüzdeki yakışıklı beyefendiye verir misiniz? Merhaba, siz kimsiniz efendim? Benim adım Mehmet. Mehmet Bey, ne iş yapıyorsunuz? Yani okula gidiyorum 7. sınıfa. 7. sınıf, çok evet. Güzel. Nasıl dersler? Yani dersler zor da oluyor, kolay da oluyor. Sizin için peki, İyi sizin için. Aldığınız sonuçlar nasıl? Yani derse göre değişiyor aslında. Mantıklı. Da. Mantıklı. Normal. Memnun musunuz babanızdan? Evet, babam. İyi. Yani bu yarışma izliyor. Evet. Evde güzel biliyor ama burada evet. Heyecanlandığı için kötü yapabilir. İnşallah yapmaz. Evet. Ben yapmama ihtimalini daha yüksek buluyorum. Ayaklarınıza sağlık Mehmet Bey. Yanınızdaki beyefendiye verir misiniz? Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz efendim? Ben Mustafa. Mustafa Bey, saçlarınız ne kadar güzel. Teşekkürler. Kendiniz mi öyle istiyorsunuz yoksa aileniz destek oluyor mu şöyle güzel olur? Genelde kendim istiyorum. Çok iyi fikir. Çok ya. Aynen, zaten ailecek çok güzelsiniz yani. Yanınızdaki abiniz galiba. Yok, Tevfik amcam, Tevfik Bey amcam oluyor. Tevfik Bey amcanız oluyor. Sizin ha. Oğlunuz. Aynen. Sizin peki iş mesleğiniz nedir? Mesleğim kuzenim gibi, ben de okula gidiyorum. Aa, çok güzel. Siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Ben 6. sınıfa gidiyorum. 6. sınıf. Çok hoş. Dersler nasıl? Dersler güzel. Ne gibi? Yani olacağı gibi yani. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Aynen. Önünüzdeki hanımefendiye verir misiniz mikrofonu? Merhaba. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Ben Masal. Masal Hanım. Siz kimsiniz efendim? Masal. Hayır, yani başka kimsin? Yani Tevfik Bey'in nesi oluyorsunuz? Çocuğu. Çocuğu. Çok güzel. Yani babanız oluyor. Evet. Çok güzel. Nasıl bir baba? Memnun musunuz? Güzel bir baba. Güzel bir baba. Çok hoş. Anneniz? Anneniz nasıl? Evet, o da iyi. İyi. Okey. Siz ne yapıyorsunuz? Dayım gibi ben de bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Kim gibi? Dayım. Dayınız bilgisayar mühendisi. Peki, ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hep böyle birbirine bağlı bir aile olarak mı yaşarsınız? Genellikle. Yani nereye gidersek beraber gideriz. Yani gezmeye olsun. İşte biz Zonguldak'ın Gökçebe ilçesinden geliyoruz. Dün İstanbul'a geldik. İşte evet. Abimler burada. Onunla görüştük. Beraber. Onlar evet. Misafir olduk. Yani genelde nereye gidersek beraber gidiyoruz. O da benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Biz, evet. Yani bizim yani çocukları gezdirmek daha çok. Yani onlar için her şey... Her şey, her şey onlar için. Vallahi çok güzel. Tebrik ediyorum. Alkışlayalım bir ailemizi. Şimdi Osmanlı Türkçesi üzerine araştırmalar yapıyor musunuz? Doğrudur. Yani araştırmalar yapmamdaki anlam şu. Ben kitap okumayı çok severim. Evet. Daha çok yani çok uzak tarih, yakın tarihte değil. İşte Milli Mücadele zamanları, işte Balkan Savaşları, Osmanlı-Rus Savaşları. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında. Yani o tarz kitapları güncel, orijinalden okumaya gayret gösteriyorum. Yani kimisi, yani orijinal, şu anki Türkçe'ye çevrilmiş haliyle var ama orijinal Türkçe'ye çevrilmemiş bir o kadar daha Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitaplar var. Hı hı. Yani ben oralardan çevrilmemiş bir kitabı alıp da okuduğum zaman, yani yeni bir şey öğreniyorsam o beni çok heyecanlandırıyor. Çok çok doğru söylüyorsun. Evet, evet. Yani en son işte Mustafa Kemal Atatürk'ün 57. Alay'a yazmış olduğu
Emir kendi el yazısıyla. Hmm. Kendi el yazısıyla eski Türkçeyle. Yani bu daha yeni bulundu ve yeni Osmanlı şey Türkçeye çevrilmeye çalışıyor. Ve ben onu yani Mustafa Kemal Atatürk'ün işte yani kendi eliyle yazmış olduğu orijinal yazıdan okuyabilmek beni çok ayrı heyecanlandırdı. Tabii, ve beni de heyecanlandırdı yani. Şu an. Yani onlar benim şey hayatımı yani çok güzel, şey, müthiş, tarih kitaplarındaki şeyler. Onlar benim gelişmeme neden oldu. Peki yani. Bir hedefiniz var mı? Bir sayı hedefi? Aslında hedefim yani. Vardı da yani şimdi genç kitadan bahsedeceğim. Yani siz, gerek yok. yani işte artık yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Hadi hayırlısı o zaman. Evet, şimdi efendim başlayalım diyorum. Ne dersiniz? Sağ olun. Efendim o zaman hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Kaçınılmaz son. Basit düşün. Kaçınılmaz son. Hiçbir canlının kaçamadığı. Ölüm. İşte, ecel. Ne? Ecel. Ecel doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu akıyor. Sıradan olmayıp pahalı zevkleri içinde barındıran, gereksinim dışı olan anlamlarında bir sıfat. Lüks. Lüks doğru cevap. Beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl? Tiyatroda sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm. Bir harf alayım. Harf verdik efendim. K. Kulis. Kulis doğru cevap. Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Yine leziz bir kelime. Ekler, profiterol gibi tatlıların içine doldurulan süt ürünü. Krema. Krema Allah kahretmesin. Krema. Ben de bu pastacı kremasına bayılırım efendim. Yılmaz Bey. Canımız istedi. Efendim 6 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım atmosfer dışından bir soru. Gelsin sorusu. Dünya atmosferine giren göktaşı. Meteor. Meteor doğru cevap. Efendim 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım. Kürek çekerek yol alınan bir tür küçük deniz taşıtı. Sandal. Sandal doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz bakalım neymiş? Bir bilim dalı soruyoruz. Bakalım bilim dalı neymiş? Biyolojinin kalıtım ve varyasyonlarla ilgilenen dalı. Kalıtım efendim. Kalıtıma odaklanın. Kalıtım ırsi. Evet. Kalıtım. Varyasyonlarla ilgili. Kalıtsal. Kalıtsal. Yani? Kalıtsal. Bir harf alayım. Harf verelim. T efendim. Kalıtım, varyasyonlarla ilgilenen. Evet. Yerimizin kalıtımı. Bir harf daha aldım. Bir harf daha verdik. Genetik. Genetik doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. Çok 3400 puanımız var. 2 dakika 35 saniye süremiz var. Çok iyi süremiz. Puanımız da hiç fena değil. 2 harf var alabileceğimiz. Eğer o 2 harfi alırsak 7 saniye arttırmak zorundayız. Buna ihtiyacımız olacak mı emin değilim. Ya bakalım. Fena gitmiyoruz çünkü. Efendim ikinci 7 harfli cevabımız bakalım. Eski bir kelime ama yaygın kullanılıyor. Sorusu da şu şekilde. Bakalım ne yazmışız. Şu şekilde dedim ama. Birdenbire meydana gelen büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum. Felaket, vehamet. Gibiler gibilerden. Birdenbire meydana gelen küçük zarar, üzüntü, sıkıntılara yol açan olay veya durum. Felaket. Mecazen uğursuz anlamında da kullanılır. Uğursuz, büyük zarar, üzüntü. Birdenbire meydana gelen büyük zarar. Nasıl bu? Arapça köken değil mi bu? Evet. Ah, birdenbire meydana gelen büyük zarar. Üzüntü, sıkıntılara yol açan. Evet. Neydi o söz? Büyük zarar, üzüntü, sıkıntılara yol açan olay veya durum. Heh. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Efendim. Yani büyük zarar. Musibet. Musibet doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. Tek kelime ve yapım eki almış bir sıfat arıyoruz. Bakalım sorusu nasıl? Gelsin.
Sadece lezzetini duyumsayacak miktarda olan, karın doyurmaya yetmeyen yiyecekler için kullanılan bir söz. Abur cubur. Yok efendim. Sadece lezzetini duyumsayacak miktarda olan. Tadımlık. Ne? Tadımlık. Tadımlık doğru cevap. Efendim oldukça kolay bir soru geliyor. Yine 8 harfli, buyursunlar tek kelime. Bir televizyon programını hazırlayan görevliler arasında koordinasyonu sağlayan, yayının sorumluluğunu üstlenen yetkili. Yönetmen diyeceğim. Ne diyeceksiniz? Yönetmen. Deyin. Yönetmen. Yönetmen doğru cevap. Efendim 9 harfli ilk cevabımız iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Buyurun sorusuna bakalım. Buy buy buy. Gün ortası da denen zaman dilimi. Öğle vakti. Ne? Öğle vakti. Öğle vakti doğru cevap. Efendim sıradaki sorumuz bir birleşik kelime. Yapıştıralım efendim sorusunu. Arter de denen insan bedenindeki yaşamsal yol. Damar. Damar yolu. Değil mi? Evet, yok. Arter, damar. Evet. Damar, damardan mı gideyim? Damar, evet. Bu böyle bir birleşik kelime ya. Bu ikinci tarafı. Atar gibi. Damar. Ne? Atar damar. Atar damar. Doğru cevap. İki soru mu kaldı? İki soru kaldı. 10 harfli iki sorumuz var. 49 saniye var. Bir tane harf alabilirsiniz. Alırsanız 42 saniye kullanacaksınız. Bence fena süremiz yok. Sadece dikkat edeceğiz. Elçin Hanım da arkadan bakıyor ne olacak acaba diye. Bakalım. Efendim 10 harfli ilk cevabımız tek kelime ve 3 harfli mastarla bitiyor. Gelsin efendim sorusu bakalım. Yolculukta geceyi geçirmek için bir yerde durup orada misafir olmak, kısa süreliğine kalmak. Konaklamak. Konaklamak doğru cevap. Tevfik Bey bir göz ucuyla bana bakıyor, sonra basıyor. Efendim 10 harfli son sorumuz iki kelimeden oluşuyor. Çoğul yani çokluk eki de almış. Bir harf alabilirim. Bir harf alabilirsiniz. Ama 8 saniye bırakmam lazım. 7. 7 saniye bırakmam. 8 değil, 7. Efendim gelsin sorusu. Deniz, ırmak ve göllerde yaşamını sürdüren canlılardan besin olarak tüketilen her türüne verdiğimiz genel ad. Bir harf alayım. Aha. Aldı. Harfi aldı gerçekten. Ü. Irmak ve göllerde yaşamını sürdüren canlılardan besin olarak tüketilen her türüne verdiğimiz genel ad. Deniz ürünü. Canlılardan besin olarak tüketilen her deniz türlü... soru içinde var. O olmaz yani. Su ürünleri. Su ürünleri. Su ürünleri doğru cevap. Gerçekten averajla, süre averajıyla 9300 puan ve 10 saniye ile gün birincisi oldunuz Tevfik Bey. Yani, beklemiyordum. Orada nasıl fıkırdıyorlar. Efendim Tevfik Bey yani. Çok tebrik ediyoruz. Elçin Hanım gerçekten çıtayı arşa koymuştu. Yani işte son ana kadar ümidi kesmemek. Aynen. Gibi. Siz de arşın bir adım ötesine geçirdiniz. Tebrikler. Gün birincisi oldunuz. Ne cevap verdiğim ne soruldu hiç. yani vallahi yani ikinci yarıda zaten yani. Patır patır bildiniz. Yani ben hani biraz daha böyle bir sarsılır mıyız diye düşündüm ama hiç öyle bir gerginliğiniz de olmadı. Yani. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim.